İyi akşamlar. Salı gecesi EGT yayın gecesi. Gündeme yine damga gibi vuracağız. Çok önemli gündem maddemiz var bugün. Hani şu YouTube'dakiler ne oluyor bu dünyada? O çocukları kimler korkutuyor? Hala cevabını veremediğimiz sorular. Dünyada kötü insanlar niye var? İşte buna cevap bulamayız belki ama biz bunlardan çocukları nasıl koruruz? Bu dünyada, sanal dünyada, bu çağın gerekliliğinden biz kendimizi, çocuklarımızı nasıl bir parça koruruz bunu konuşacağız. Konuğumu sizlerle buluşturmadan önce hemen ekibi selamlayayım her zamanki gibi. Bugün Yağmur yok. Yağmur çünkü bir radyo programı hazırlığı içinde. Akşam saatlerinde bir radyo programı olacak. TRT radyosunda güzel bir programla sesini bizlere ulaştıracak. Çok heyecanla bekliyorum ben de o programı. Ona buradan selamlar ve kolay gelsin diyorum. Müge bu sefer Yağmur'un yerini aldı. Söz uçar yazı kalır diyecek Twitter'a. O konuğumuzun bütün sözlerini yazacak değerli arkadaşım. Bir yandan da o gündemi değiştirecek Twitter trafiğini de kendisi yönetecek. Yine Kerim yayını kurdu, karşınıza getirdi. O alın terini akıttı bu yayına ve bizi buluşturdu. Hoş geldin Kerim. Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar. Tüm izleyicilere de merhabalar demek istiyorum. Yavuz hocam sizin de bugünü ve de bu konuyu hem öğretmen hem de bir merak eden bir ebeveyn adayı olarak, yani daha doğrusu yeğeni seni. Onun için çok istiyorum öğrenmeyi. Ben de çok merak ediyordum. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş geldin. Ve evet konuk dediğim gibi alanda hani kim varsa tuttuğumuz kolundan sözüne sesine inandığımız kim varsa sizleri onlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Genelde tekil isimler yani böyle çok kez çıkarmıyoruz insanları. Yavuz'un bugünkü konuğumuzun bir opsiyonu var. 2015'te tekrar çıkmış programımıza şöyle bir arşive baktım ben de davet etmeden önce. Ama o kadar önemli bir isim ki çünkü niye bu konuda konuşabilecek en ne de etkili ses tonu, etkili söz tonu olan insanlardan biri sevgili Yavuz, doktor öğretim üyesi Yavuz Samur bizlerle. Hoş geldin arkadaşım. Hoş gördüm. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ya şimdi hani böyle girişte biraz dem vurdum farkındaysan. Evet. Niye dem vurdum? Çünkü aslında bir yandan kızıyorum. Hı-hı. Bir yandan korkuyorum, telaşlanıyorum. Bir yandan umursamıyorum. Yani umursamamak gerektiğini düşünüyorum. Bunlar çağın gereklilikleri, maruz kalacağız zaten. Çocuklar da kalıyor diyorum. Ama bir türlü ne yapacağımı bilmiyorum. Biz senden teknik tarafı dinleyeceğiz ama Twitter'dan da değerli uzmanlarımızın pedagojik anlamda yorumlarını da alacağımıza çok eminim. Onları da retweetlerimizle bütün kamuoyuna ulaştıracağız. Enlemesine, boylamasına bu konuyu tartışacağız diye düşünüyorum. Önce şuradan başlayayım. Bu saydıklarımda haklı mıyım sevgili Yavuz? Yavuz, bu duygularda haklı mıyım? Acaba biz bu konuyu abartıyor muyuz? Hakikaten korkutucu bir tarafı var mı? Bunlar yoksa böyle biraz reklam kokan hareketler mi? Ne dersin? Çok güzel soru. Çok teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Çünkü çok hakikaten gündemde kaliteli tartışma gerektiren konulardan bir tanesi. O yüzden iyi ki konuşuyoruz şu anda. Yayına aldığınız için de ayrıca çok teşekkür ederim. Bence insanların, özellikle velilerin ve öğretmenlerin bilinçlenmesi gerekiyor. Neden bilinçlenmesi gerekiyor? Çocukları bilinçlendirmek gerekiyor. Böyle bir şey var ya da yok, bu gerçek ya da yalan fark etmez ama her ne olursa olsun çocuklar bunlarla video sitelerinin arasında ya da oyunların arasında reklam olarak ya da sosyal medya üzerinden bir şekilde karşılaşabiliyorlar. Yani sizin çocuğunuz karşılaşmasa başka bir çocuk karşılaşıyor. Birden efsaneleşmeye başlıyor. Böyle şeyler varmış denmeye başlıyor. O noktada da bizim çocukları bilinçlendirmemiz gerekiyor. Çocuk kendi arkadaşından bunu öğrenirse daha yanlış bilgiler öğreniyor. Dolayısıyla anne babaların bu konuda bilinçlenmiş olmasını ben değerli görüyorum. Çünkü anne baba burada en doğru kaynak. Onu da öğrenebileceği yer bu tarz platformlar. Yani biz böyle zararlı içerikleri gördüğümüz zaman birbirimize tabii ki raporlayacağız. Birbirimize tabii ki de söyleyeceğiz. Böyle bir şey varmış diyeceğiz. Zaten internetin, teknolojinin, sosyal medyanın amacı da bu. Ama doğru bilgiye ulaşmaya çalışalım. Ben hep bunu söylüyorum. O noktada Momo gibi, Mavi Balina gibi uygulamalar var. Bunlar bir şekilde sizin de söylediğiniz gibi psikolojisi çok sağlam olmayan, niyeti iyi olmayan insanlar tarafından ortaya çıkartılıyor. Ve bir şekilde hedef kitlesi tamamen çocuklar ve çocukları
kendilerine zarar vermeye yönelik etkinliklerle çocukları meşgul etmeye çalışıyor. Ve en temel amacı da korkutmak tabii ki. Sonrasında da şantaj, tehditle birlikte devam ediyor. Peki içeriğini tekrar bir gündeme getireceğim ama şu soruyla pekiştireyim istiyorum. Sen şunu düşünüyorsun, yani biz bunları konuşurken doğru yapıyoruz. Peki mass medyada, yani böyle kendi aramızda WhatsApp gruplarında ya da işte böyle bizi yani kısıtlı bir grubun izlediği konumda konuşmak okey. Yani en azından verimli konuşmalar bunlar, herkes profesyonel. Ama bunu mass medyada, yani bir ana haberde ya da işte ne bileyim başka daha büyük hedef kitleleri olan mecralarda görmek de iyi mi sence? Başka türlü nasıl duyuracağız? Başka türlü bilemiyor. Yani şu an maalesef gerçek şu, Türkiye'de hala birçok anne televizyon izliyor. Ve peki, yani bugün yani 2 ay önce Ordu'daki çocuğumuz kendini intihar etti. Geçtiğimiz ay Adana'da bir kızımız kendini intihar etti. Ve bunlar neden çocukların intihar ettiklerini bilmiyorlar. Oralarında buralarında işte çizikler, yaralar, işte bu mavi balina ya da Momo ile ilişkilendirilebilecek şeyler ortaya çıktı. Şimdi ben velilerin bilinçsizliğini bu tarz mass media dediğiniz, yani televizyon kanallarıyla giderilebileceğini düşünüyorum. Ama direkt olarak görsellerin gösterilmesine ben de karşıyım. Hı hı. Çünkü çocukları daha çok merak ettiriyor. Ve şu an az sonra da belki paylaşırız. Bu uygulamalar, hı hı, Apple Store'da, Google Play Store'da 1 numaradalar. Bir anda oyunları falan çıktı bunların. Başkaları hemen işte Momo'dur, Mavi Balina'dır diye oyunlar yapmaya başladı ve şu an birinci sırada çıkıyor. Çok ilginç. İnsanlar evet, araştırıyor, merak ediyor ve hemen bunları indirmek, bakmak, izlemek, denemek istiyor. Twitter'a girdiğinizde, Mavi Balina yazdığınızda, Momo yazdığınızda, aynı şekilde Instagram'a Mavi Balina, Momo yazdığınızda çocukların tweetlerini göreceksiniz. Ben de evet, Mavi Balina'ya katılmak istiyorum. Ben de bu challenge'ı yapmak istiyorum. Ne olur beni de al diyen tweetler göreceksiniz. Bu da çok normal ama bilinçli olmazsak işte neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Ama bunları da görünce maalesef çocuklarımız korkmuyor mu? Korkuyor. O noktada da dikkatli olmak gerekiyor. Ben bütün paylaşımlarımı yaparken de bunları ne olur çocuklara göstermeyin şeklinde paylaşıyorum. Ama bazıları bu kadar duyarlı davranmayabiliyor. Peki burada hani bir çocuğun bu saatte ve böyle kapalı bir yayını izlemediğini varsayarak ve öngörerek ayrıntılara girelim istiyorum. Elindeki datalar ne diyor bu alanla ilgili olarak? Bu alanın söz sahibi insanlarından bir tanesisin. Gerçekten ebeveyn diye, hani ebeveyni ebeleyen bir çalışma da yapıyorsun. Sosyal medyada daha çok insanlara bu işi duyurmak için. Alan neleri konuşuyor şu anda? Paylaşmak istiyorum. Şimdi bu mavi balina ile ilgili görseli görüyorsunuz bir yandan. Şimdi mavi balina, bunlar aslında oyun değiller. Bunlar birer challenge'lar. Ve bu challenge dediğimiz, yani kışkırtma, meydan okumalar bunlar. Yani görev veriliyor size. Sizden bu görevleri yapmanız bekleniyor. Nereden geliyor bunlar? Yöneticiler var. Yöneticiler kim? Sizin benim gibi, öyle demeyeyim, bazı manyak insanlar. Sizin benim gibi kaldırdım. Olmadı, tamam. Yani evet, o kadar tamam, var bir delik hali üstünde bazı manyak insanlar var gerçekten. Hayır, o kadar değil yani. Ve diyorlar ki biz çocukları ne yapalım işte kışkırtalım, çocuklara böyle challenge'lar gönderelim. Ve 50 tane görev veriliyor. Evet. Her gün bir görev geliyor. Şimdi bunlardan bir tanesi gece saat 4:20 geçe kalk diyor. Jiletle kolunu çiz, fotoğrafını çek, at. Yapmazsan diyor anne babana zarar veririm, sana zarar veririm. İşte diyor ki evin çatısına çık, ayaklarını sallandır. Köprüye çık, ayaklarını sallan. Yukarıdan aşağıya bak. Ondan sonra sana şu videoları gönderiyorum, bunları izle. Korku dolu videolar falan. Ve tehdit mekanizmasıyla çalışıyor. 50 tane görev veriliyor. Buradaki soru şu. 50 tane görev var ya. Sen nasıl oluyor da çocuk orasını burasını çiziyor. Sürekli saçma sapan şeyler dinlemeye, izlemeye başlıyor. Evin tepesine çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Nasıl çocuğunu takip etmezsin bu 50 gün boyunca? 50. görev maalesef intihar etme görevi. Bu görev gelince ondan sonra Twitter'da, Instagram'da paylaşıyor. Aman benim çocuk diyor mavi balina oynuyormuş, sizin çocuklar oynamasın. Ya çocuk kontrolü, çocuk takibi çok önemli. Dolayısıyla şöyle diyelim, suçlamayalım ama şunu söyleyelim. Yani bu tip oyunların içine girmiş, değil mi, sürecine girmiş çocuklar zaten sinyalleri veriyor. Bu görülmeyecek türden şeyler de değil anladığımız kadarıyla, değil mi? Hani senin tecrübelerin kesinlikle bunu gösteriyor. Kesinlikle. Ve çocukları yakın takip çok önemli. Bakın ben bu tweet'i Ağustos ayında atmışım.
Ağustos aslında bir heykel, bakın bu. Herkesin korktuğu karakter. Bir heykel yapılmış zamanında, bu heykel paylaşılmış internette. Ve sonradan bakmışlar ki ya bu çok korkunç, bunlara ne yapalım, çocukları korkutalım. Yine mavi balina benzeri bir şeyden bahsediyoruz aslında. Yani çocukları korkutmaya yönelik. Gerçekten görünce bizim de korktuğumuz, benim bile korktuğum, ben de çünkü çok korkarım. Korkuyum ne zaman ben. Ama görünce ben de hakikaten çok korkuyorum. Ve bunları kullanarak nereden geliyor bakın bu? Bu da WhatsApp üzerinden geliyor ya da sosyal medya üzerinden geliyor. Evet. Şimdi ben daha derinlemesine araştırma yaptığımda şunlarla karşılaştım. YouTube'a biraz daha baktığınız zaman, bunu araştırdığınızda, yurt dışında, Türkiye'de çok şükür henüz yok ama yurt dışında bazı insanların Momo karakteriymiş gibi çocuklara yazdığını görüyoruz. Sosyal medya, WhatsApp üzerinden. Ve bir şeyler yaptırmaya çalıştığını görüyoruz. Ve bu hesapların telefonlarla ilişkilendirilip telefon ettiklerini görüyoruz o hesaplara. Dolayısıyla iş daha farklı boyutlara da taşınabiliyor. Yani sadece korkutmak, resim göndermek deyip de geçmeyin. Otomatik telefon etme ve bazı mesajları dinlettirmeye varana kadar uygulamalar var. Bunlar yok değil. Ama gerçek değil bunlar. Yani çocuklara söylememiz gereken şey bu. Bunlar gerçek değil. Bakın bu videolarla karşılaştık. En çok bizi şey yapan, canımızı sıkan videolar bunlar da işte. Videonun arasında hemen çıkıyor. İşte seni öldüreceğim, sana şunu yapacağım, sana bunu yapacağım. Gece uyuyamayacaksın, gece kendini öldüreceksin. Ben yalan söylemiyorum. Şuranı kes, buranı kes gibi ifadeler yer alıyor. Ve çizgi film devam ediyor. Buradaki en büyük sıkıntılı nokta bu. Başka bir videoda da bu vardı bakın. Yine hatırlarsınız. Bunları belki. Sen gerçek videolardan çektin değil mi yani? Aynen, hani ben bunları internetten çektim. Yine ekran görüntüsüdür bakın. Yine Momo çıkıyor karakter olarak. Çocuğu korkutuyor. Burada işte sıkıntı şu. Git diyor mutfaktan, şuradan buradan kesici aletler al. Oğlunu diyor kes. Eğer diyor korkma diyor, canı yanarsa diyor kesmeye devam et gibi mesajlar veriyor. Bakın git diyor, kesici aletler al diyor, bul diyor. Ayrıntıyla da ve işte kolunu açıyor, gösteriyor bakın burada. Kollarını kes falan diyor. Ne kadar sert bastırabilsen o kadar sert bastır diye devam ediyor. Şimdi hepsini izlettirmeyip sonra da çizgi film devam ediyor. Şimdi burada sıkıntı şu. Çocuğumuzun hangi YouTube videoları izlediğine varana kadar kontrol etmek gerekiyor burada da. Yani işin YouTube boyutuna sızmış olması kötü. Bir yandan biraz daha da, engellenmesini zor hale getiriyor değil mi? Yani hani, takibini ve engellenmesini. YouTube olduğu için konu. Aynen öyle. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz Ece Hocam? Şöyle yapıyorlar aslında. Çocuk normalde çizgi film videosu izliyor. Evet. Normalde çizgi film videosu izlerken birdenbire arada bununla karşılaşıyor. Bu bir reklam değil. Burada yanlış anlaşılmalara yol açmayalım. Reklam değil bu. Evet. Ben YouTube'daki bir çocuk videosunu almışım. Videoyu ortadan kesmişim. Araya bu videoyu özellikle koymuşum. Ve ondan sonra videoyu tekrar load etmişsin. Aynen. O noktada da YouTube'un bunu bulması kolay olmuyor. Birinin rapor etmesi gerekiyor. Evet. YouTube bu raporlar üzerine video incelemelerini yapıyor. Birisi rapor edince bu videolar siliniyor. YouTube bunu siliyor. Burada sıkıntı yok. YouTube bu tarz videoları siliyor. Ama bulması gerekiyor. Birilerinin raporlaması gerekiyor ve bu kötü görüntüleri YouTube'un kendi çalışanları da izliyor. Evet. Dolayısıyla içeride çizgi filmle başlayıp çizgi filmle bittiği için her zaman denk gelemeyebiliyor. Buradaki önemli nokta şu. Veliler çocuklarının YouTube izlemelerini kulaklıksız izin verecekler. İki, mümkünse televizyondan izlemelerine müsaade edecekler. Bu neyi sağlar? Televizyondan izlerse sen de görürsün. Evet. Sen de duyarsın ne izlediğini. Eğer ben şeye de inanıyorum. Yani
bilgisayar çocuklara küçük laptoplar alacağımıza salonda koyulabilecek büyük bütün ailenin ortak kullandığı ne diyoruz ona tower'lar mı diyoruz hani eski masaüstü desktoplardan almak daha doğru gibi geliyor bana. Hatta benim de planım bu yani hani o zaman ne olacak annenin de kullanım hakkı var sen kalk biraz ben kullanayım diyebileceğim. Ve onu da göreceğim gibi geliyor galiba yani senin de söylediğin bu herhalde değil mi? Kesinlikle öyle yani biz zaten bu bilgisayarlar çıktığında da laptoplar çıktığında da aynı şeyi söyledik. Yani bilgisayar olsun, herkesin görebileceği bir yerde olsun ki kimin ne yaptığı da belli olsun. Aynı şey telefonlar için de geçerli, WhatsApp'lar için de geçerli. Yani ben şunu da söylüyorum, bazıları bana kızıyor ama çocuklarımızın telefonlarına anne babaların bakmasında bir sakınca olmamalı. Çünkü o çocuğun telefonu evet ama İçeride ne yaptığını, ebeveyn kontrol dediğimiz bir şey var. Yani sen çocuksun ve sen benim sorumluluğum altındasın. Ben senin ne yaptığını, kimlerle konuştuğunu bakmak benim de hakkım. Bunu incelemek benim de hakkım. Senin web sitelerde hangi web sitelerine girdiğini kontrol etmek benim de hakkım. Hangi oyunu oynadığını bilmek benim de hakkım. Ve bunun içerisine bakmak gerekiyor. Şu an daha ilkokula gidip de çocuğunun tablet şifresini bilmeyen anne babalar var. Evet. Çocuğun hiçbir şekilde tabletine erişemiyor yani. Bu özgürlük değil. Yani bu özgürlük dediğimiz şey bu değil. Yani kesinlikle bunu baştan değil. Söylemek lazım. Ya burada peki sınırlandıralım benim... diyoruz biz hep. Sınırlandırmaksa eğer. Ya da kontrol diyelim. Kontrol. Aynen. Evet, kontrol etmek. Yani mutlak bir kontrol. Hatta şeye kadar listeleyeceğimiz bir kontrole kadar şey var. Sen ya YouTube'larla ilgili yani ben kendi senin sitende de Instagram'ında da paylaştığını görmüştüm. Evet. Keyword olarak insanlara yön gösteren. Ama şu burada da bir seslendirelim mi? Yani YouTube'da bir çocuğun doğru kanallara yönlenebilmesi için neler yapmalıyız? Neler çocuğa tableti vermeden önce bizim yapabileceğimiz yani mesela YouTube'un bir filtreleme özelliği var mı? Bu nasıl? Kolay bir şey mi? Anlayabiliyor muyuz bunu? Hangi kelimelere dikkat edeceğiz? İkincisi nasıl yönlendireceğiz o çocukları? Çok güzel soru. Bugün sizler için yani ben bugün hemen hemen çok vaktimi sizin için ayırdım. Ne güzel olmuş. Giriş yaparken hangi cihazdan YouTube'a giriş yapılıyorsa özellikle sevgili velilerime, öğretmenlere sesleniyorum. Kendi kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapılması gerekiyor. Bu sayede hangi videoları izlemiş geçmişten kontrol edebilirsiniz. Ve ya şimdi, anne babanın şifresiyle bir YouTube kurulsun diyorsun doğru mu anladım? Aynen öyle. Yani peki, siz kendi şifrenizle girerseniz şimdi ne izlemiş hepsini görebiliyorsunuz. Geçmişe bakabiliyorsunuz. Peki. Bu sayede ayarları da kontrol edebiliyorsunuz. Yani bak sağda benim kendi YouTube kullanıcı adım var görüyorsunuz. Hı hı. Ona tıkladığınız zaman sağ üstte en altta restricted mode yani sınırlı mode diye bir seçenek var. Evet. Bunu açık hale getirdiğinizde o içerikte sıkıntılı olan videolar sizin karşınıza çok büyük olasılıkla gelmeyecek demektir. Peki. Restricted. Ama bu kesin değildir. Ama çok büyük oranda siz bunu engelleyeceksiniz demektir. Ekranda görünüyor mu bu arada o? Görüyorum ben. Görünüyor tamam. Bir de şu çok önemli Ece Hocam. Burada anne babalar İyi olan YouTuber'lara abone olmalılar. Bu ne demek? Şu demek. Ben şimdi video izliyorum. Tamam çocuk getirdi bana gösterdi. Baba anne bunu izleyebilir miyim? İzleyebilirsin. Tamam güzel bu. Açtı izledi video bitti. Video bittikten sonra seçenekler çıkıyor bir sürü. Yanında bir sürü seçebileceği farklı videolar çıkıyor. Şimdi o videolar nereden geliyor? Neye göre geliyor? YouTube'un kendi yapay zekasına göre o video yüklenen videoların işte anahtar kelimelerine denk gelen diğer videolar çıkıyor. Ve sizin abone olduğunuz kanallardaki yeni videolar çıkıyor. Dolayısıyla bizim o videoları yani ondan video bittikten sonra çıkan videoları yönlendirebilmemiz için kaliteli olan YouTuber'lara üye olmamız gerekiyor. Şimdi soru şu. Kaliteli olan YouTuber'lar kimler? Kötüleri biliyoruz. Ama kaliteli olan YouTuber ne? Var mı? Sayabilirler mi bana? Öğretmenlerim, velilerim bana iyi YouTuber sayabilirler mi? Bana iyi YouTuber söyleyebilirler mi? Kötüyü herkes biliyor. Kötü deyince işte herkes Enes Batur diyor. İşte Orkun diyor. Bilmem ne diyor. Herkes bir şeyler sayıyor. Hep kötüleri biliyoruz.
Aynı valla şey... sana bir şey söyleyeyim mi? Biz HZ'de malum sen de oradaydın. Özgür Bolat da oradaydı. Ben Ela'yı da götürdüm. Ela'ya Özgür'den bahsederken Antalyalı. Antalya'ya gitmiştim ya Ela'cığım dedim. Bak Özgür Antalyalı dedim. Enes Batur da Antalyalıymış anne dedim. Şimdi ben hani Enes Batur'un bildiğinden bile haberim yok yani böyle bir şeyden. Bu kadar ayrıntıyı biliyorlar. Bunları tabii sadece videolarda biliyor olamazlar. Kendi aralarında konuşurken öğreniyorlar değil mi Yavuz Hocam? Aynen. Ben de Antalya'da karşılaştım Enes Batur'la hatta. Antalya'dan seminerimde. Gerçekten çocuklar kendi aralarında bu YouTuber'ları konuşuyorlar artık Ece Hocam. Yani burada sizi bilmiyorsunuz, siz tanımıyorsunuz. Çocuklar konuşuyorlar kendi aralarında. Birilerinden bahsediyorlar. Ve bunları izlemeyi daha çok tercih ediyorlar. Televizyon izlemek yerine artık çocuklar. Sen yanlışlıkla kameranı kapatmış olabilir misin? Yok, paylaşımı yok. Kapatmak için. Görüyorum ha, ben kendimi. Tamam, süper. Peki, tamam. Dolayısıyla iyi YouTuber'ları bilmemiz lazım. Şimdi bakın ben size birkaç tane iyi YouTuber paylaşayım. Şimdi kötü de biliyoruz zaten. İyi bakın birkaç tane söyleyeyim ben size. Yap yap gibi kanallar var. Ve bu kanallar da bayağı para kazanıyor bu arada. Orada... yılda elde ettikleri gelirler falan da var. İşte 150 bin dolarla 2,5 milyon dolar arasında para kazanıyor bunlar. Şu anda iyileri örnek veriyoruz, doğru evet, mu? Evet, Barış Özcan. Kesinlikle iyi olan YouTuber'lardan. Bunlara abone olalım. Bunlara abone olsunlar. TED'in bütün videolarına, bütün kanallarına abone olabilirler. Çocukların bayıldığı 5 Minute Crafts yani 5 dakikada yap gibi video kanalları var. Süper. Bunlara evet. Kesinlikle abone olsunlar. Çok güzel deneyler. İşte bu maker hareketi falan diyoruz ya. Evet. Bunlar var burada. Peki bunların içinde yok mu o mamalar falan? Bunların içerisinde yok. Yani şu an yok. Şu an için. Not yet. Evet. Olup olmayacağından emin değil. Bilemiyoruz. Kestiremiyoruz. Çünkü bu kanaldan yüklendiyse kesinlikle yok. Ama başka biri bunun videosuymuş gibi yüklediyse... O zaman sıkıntı olmaya başlıyor. Dolayısıyla kanala abone olmamız gerekiyor. Aynen öyle. Kanala abone olursanız o zaman en azından kaliteli YouTube kanallarıyla da karşılaşmış olursunuz. Şu an ben daha bugün baktım Ece Hocam. Türkiye'de en çok izlenen YouTube kanalları müzik kanallarından sonra çocuk kanalları. Milyarlar. Peki YouTube'un bir çocuk şeyi vardı, versiyonu var galiba değil mi? Hani ben onu kullandırıyorum mesela. Hani ona YouTube, ne diyorsun? YouTube Kids vardı. Hala Türkiye'de açık mı bilmiyorum. Bir ara kaldırıldı, sonra tekrar geldi falan filan. Bir de hani biraz daha komplo teorisi olabilir. Biraz ondan da belki konuşabiliriz. Şu da olabilir. Şimdi YouTube Premium diye bir özellik getirmeye çalışıyor. Getiriyor. Ya da YouTube Red dedi başta. Yani biraz şundan kaynaklı da olabilir. O paketi yani bakın ben size yeni bir paket veriyorum, getiriyorum. Güvenli bir paket. Bu paket güvenli. Bunda bakın böyle şeyler yok. Ayda şu kadar para verirseniz bu güvenli olan paketten yararlanabilirsiniz. Ya da dikkatinizi çektiyse bu mama haberleri çıkınca insanlar şunu demeye başladı. Ben artık Netflix kullanacağım. Evet. Ben artık onu satın alacağım. Orada daha kaliteli içerik var. Çocuğum en azından bunlarla karşılaşmasın demeye başladı. Şimdi böyle olunca sanki insanlar da biraz yönlendiriliyor mu acaba falan diye de düşünmüyor değilim yani. Hiç haksız değilsin yani. Yani Netflix alın, hani onu kullanın, bakın o güvenli gibi mesajlar da veriliyor olabilir. Ama bunlar dediğim gibi komplo teorileri. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilemem. Peki bir şey daha dikkatimi çekiyor benim. Şimdi Türkiye aslında kendi politikaları gereği pek çok siteyi engelliyor biliyorsun. Hani evet. Bazılarına özgürlük diye kızıyoruz. Hani Wikipedia'nın da engelli olmasına kızdığımız gibi. Ama birçoğu da gerçekten hani ahlaka aykırı olan siteler başlığında da bunların hepsi kapalı ve girilmiyor Türkiye'den yani. Hani o bir sürü bu anlamda çocuklarımızı koruyor oluyoruz aslında. Evet. Fakat bildiğim bir şey var ki Google'ın mesela ya da herhangi bir arama motorunun görsel aramasına girdiğiniz zaman, kelime yazdığınız zaman o aramalar da çıkıyor. Yani görseller çıkıyor. Görseller önünüze dökülebiliyor. Siteye giremiyorsunuz evet ama bütün görselleri görebiliyorsunuz. Burada bir engelleme yapma şansımız var mı? Yani atıyorum Google'da yanlışlıkla bir kelimeyi telaffuz ederken yanlış yazıyorsunuz. Hiç ummadığınız görselleri, yani görsel arama yapınca ummadığınız, istemediğiniz görsellerle karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi bu anlamda soruyorum. Burada bir sınırlama yapma şansımız var mı?
Şimdi çok güzel bir soru bu da. Teşekkür ediyorum Ece Hocam. Şimdi Çalıştım hocam. Teşekkür ederim. İki sene önce BTK, Bilgi Teknolojileri Kurulu'yla, kurumuyla ilk Mavi Balina olayı ortaya çıkınca bir çalıştay yaptık. Böyle büyük bir konferans yaptık. BTK'dakiler, yani bütün bu şeyleri engelleyen, bu web sitelerini engelleyen oradaki çalışanlar şunu söylediler. Yani biz her şeye müdahale edemiyoruz. O kadar çok geliyor ki hepsine müdahale edemiyoruz. Ama müdahale edebildiğimiz bazı şeyler var. Çünkü Türkiye'deki, Türkiye'den kaynaklı olan sitelere müdahale edebilirken yurt dışı kaynaklı sitelere mesela müdahale edemiyorlar. Dolayısıyla mesela Twitter gibi, Instagram gibi, Facebook gibi şeylerin de sosyal medya araçlarının da Türkiye'de ofislerinin olmasını o yüzden çok istiyorlar. Yani muhatap alabilecek en azından bir kişi oluyor diyorlar. Bu Mavi Balina'dır, Momo'dur, bunların çıktığı yerler genelde mesela şu an Apple Store'da birinci olan uygulama Rusya kaynaklı bir uygulama. Bunu engellemek de çok zor. Türkiye buna engel koymak istese de koyamıyor. Çünkü yurt dışı kaynaklı bir şey. Ya da aracı bir şey var arada. Mesela Twitter var, arada Instagram var. Bunu da tamamen engellemesi gerekiyor. Tamamen kapatması gerekiyor. Ama sadece ben Momo ile ilgili şeyleri kapatayım diyemiyor. Ve bu da çok büyük bir açık. Dolayısıyla aslında istiyor olmasına rağmen, iyi niyetini belli ediyor olmasına rağmen elinden çok fazla bir şey maalesef gelmiyor. Buradaki gene temel nokta anne babada bitiyor. Anne babanın kontrolünde bitiyor olay. Evet. Peki yani o bizim YouTube'da yaptığımız o yönlendirme var ya, mesela ben şu söylediğini çok açık, çok beğendim ve çok da hemen kafama da yattı. Yani doğru sitelere abone olacağım. Evet. O da bana doğru, daha güzel içerikteki videoları önerecek. Eğer çocuğum zaten içerikte bir şey arıyorsa da önümde baktığı için göreceğim. Aynı şekilde başka siteler için de böyle kısa yol tuşlarım var mı? Hani şunu yapın, bunu yapın. Burada da böyle bir şeyi atlatırsınız diyebileceğim. Önlem. Şimdi bir kere oyunlar için hep gösterdiğim ve bütün velilerin bilmesi gereken bir slide bu. Bunlar ne? Şöyle daha rahat göstereyim size. Bunlar bütün oyunların üzerinde yer alması zorunlu olan etiketler. Ve bu etiketler bize ne diyor biliyor musunuz? Şu oyunları şu çocuklar oynayabilir, şu oyunları şu çocuklar oynayamaz diyor. Üzerinde EC yazan Early Childhood, yani küçük çocukların oynayabileceği oyunlar. E yazan herkesin oynayabileceği oyunlar. 10 artı E, 10 yaş üstü herkesin. T, burası çok önemli. 13 yaş ve üstü çocukların oynayabileceği oyunlar. M ve A 17-18 yaş üstü çocukların oynayabileceği oyunlar. Şu üstte gördüklerimiz Amerika'nın standartları. Altta gördükleriniz Avrupa'nın standartları. 3 yaş, 7 yaş, 12 yaş, 16-18 yaş. İçinde küfür var, ayrımcılık var, uyuşturucu var, korku var, kumar var, cinsellik var, şiddet var, online oyun diye tek tek gösteriyor. Şimdi çocuk 10 yaşında. Sen nasıl oluyor da üzerinde T yazan, M yazan, A yazan oyunları oynatıyorsun diyorum. Nasıl satın alıyorsun bunları değil mi? RP'de şu demek. Oyun piyasaya daha yeni çıktı. Oyunun içeriğini henüz psikologlar, pedagoglar, eğitimciler, uzmanlar oturup oyunu baştan sona oynamadı. Ve oyunun içeriğini henüz daha karar vermedi demek. Sen bütün bu eğitimcileri, psikologları, pedagogları geçiyorsun. Ya diyorsun, boş ver benim çocuk oynasın diyorsun. Hangi oyunu oynasın diyorsun? Bak bu oyunu oynasın diyorsun. Şimdi ben bunu sunumlarda, öğrencilere yaptığım sunumlarda gösterince şu oyunu, bütün öğrenciler ooo diyor, alkışlıyor. Yani oynuyorlar, biliyorlar. Aynen, oynamaz olurlar mı? Hemen kendilerini ele veriyorlar. Hemen. Bir sonraki mesela PUBG, şu an herkesin söylediği, bugün akşam da paylaştığım oyunlardan bir tanesi. 18 artı. Ya da... Bu 18 uğurlu sayımız değil yani. Değil maalesef. Fortnite 12 artı gördüğünüz gibi. Bakın Fortnite nasıl bir oyun diye merak ediyorsanız ben size hemen şöyle bir görsel göstereyim. Şey yapıyorsunuz. Görünüyor değil mi şu an ekranım? Ben mi görünüyorum, ekran mı? Sen görüyorsun. Seni şu anda ekrandan çıktı hocam. Az önce görünüyordu. Bir daha. Fortnite'da aslında adam öldürdüğünüz süreçte oyunlardan bir tanesi. Bugün akşam da paylaştım. Aslında bir alan var, bir mekan var. Bu mekanın içerisinde siz önünüze kim çıkarsa öldürüyorsunuz. Ve bunlara biz Battle Royale diyoruz. Yani Kraliyet Savaşları dediğimiz bir oyun türü bu.
Survivor gibi. Eğlenceli, çok eğlenceli çünkü birisini öldürüyorsunuz. Yani hedef vurmaya yönelik oyunlardan bir tanesi. Ve ücretsiz bu oyunlar. Ve en önemli özelliği de orada olanlarla konuşabiliyorsunuz. Ve en zararlı tarafı da aslında bu. Yani kimle konuştuğunuzun farkında bile değilsiniz. Bunlarla sürekli konuşabilirsiniz. Burada sürekli küfre maruz kalabilirsiniz. Ama bunun yanında iyi de olan oyunlar var. İşte üstünde 3 artı yazıyor. Yani herkes oynayabilir diyor. 12 artı yazan oyunlar var. Üzerinde 13 artı yazan World of Warcraft gibi. LoL mesela en çok oynanan oyunlardan bir tanesi. 13 artı oyunlardan biri. Uncharted yine 17 yaş üstü. Spor oyunları genelde herkesin oynayabileceği oyunlar. Bir şey soracağım. Bu sayılar demin Avrupa ve Amerika için dedin ya yaşlar, evet. Yaş mevzularında. Şey değil mi? Yani hani Türkiye içinde bu gördüğümüz yaşlar uygundur değil mi? Hatta bunun üzerine 3 koyun 5 koyun demezsin herhalde değil yok, mi? Türkiye'de bu sadece bunlara uysun ona yeter diyorum ben. Bazıları diyor ki Türkiye kendi standartlarını koysun. Koysun ama koymadan önce şunlara bir uysun. Ben onu istiyorum. Şimdi buradaki önemli özellik şu. Bu oyunlar bize bir şeyin pratiğini yaptırıyor. Bu oyunlarda siz sürekli bir şeyin pratiğini yapıyorsunuz. Yani seksek durmadan oynuyorsanız aslında zıplama pratiği yapıyorsunuz. Bu oyunlarda denge pratiği yapıyorsunuz. Aynen, denge burada pratiği da başka yapıyorsunuz. Bir şey yapıyorsunuz. Burada da başka bir şeyin pratiğini yapıyorsunuz. Yani adam öldürme pratiği mi yapmak istiyorsunuz? Ya da çocuğunuz adam öldürme pratiği yapsın mı istiyorsunuz? Buna karar vermek gerekiyor. Ya da problem çözme pratiği mi yapsın çocuk? Burada kaliteli oyunlar da var. Bazen aman oynasın diyoruz ama işte son zamanlarda da şey çıktı. Korku oyunları çıktı. Bu Granny gibi. Aslında 12 artı yazıyor ama bence 18 artı olan oyunlar. Ve bir anda ortaya çıkan korkutucu karakterler. Veliler lütfen çocuklarıyla konuşsunlar. Özellikle rica ediyorum. İstirham ediyorum. Çocuklarının ne oynadıklarını sorsunlar. Granny diyor evde çocuk geziniyor Granny diye. Halbuki böyle karakterler var ve bu karakter onu öldürmeye çalışıyor. Slenderman gene çok konuşulan karakterlerden bir tanesi. Çocuklar çok fazla dile getiriyor. Yüzü olmayan ve yine bir anda karşınıza çıkan, sizi bir anda korkutan karakterlerden bir tanesi. Ve çok ilginç, bizim eğitimle alakalı bu da hocam. Baldi diye bir karakter. Okulda bir öğretmen karakteri ekranda gördüğünüz. Yine matematik oyunları, matematik soruları var. Bazı sorular çok kolay, bazı sorular özellikle imkansız zor yapmışlar. Soruyu cevaplayamıyorsunuz ve cevaplayamayınca Baldi sizi dövüyor. Yani bir öğretmen karakteri sizi sürekli peşinizden geliyor ve sizi dövmeye çalışıyor. Reyhan Kızılkan hocam bir yandan da çok birikti ama hiç seni kes sesim yok, o yüzden okuyamıyorum ama demiş ki sınıf, yani bence bir araştırma. Küçük de olsa güzel bir araştırma. Sınıfımda şiddete eğilim olan öğrencilerime bilgisayarda hangi oyunları oynadıklarını sordum ve cevap beni hiç şaşırtmadı. İsmi ne olursa olsun kavga, dövüş, silah, vurdulu, kırdılı oyunlar oynayan gerçek hayatta da maalesef taşıyorlar. Aile, eğitim ailede başlar diyor. Yine Dilek Karaçelik, çocukları kötü olan her şeyden korumaya çalışmanın yolu sadece iyiyi anlatıp göstermek midir? İnternet kullanımında karşılaşabileceğimiz olumsuz durumları anlatmak ve hatta uygunsa göstermek de daha etkili değil midir? Çocuğun bilmediği şeylerden korkutulması doğru mu diyor? Yani şöyle bir soru. Biz sizce Momo'yu anlatıp onları korkutur muyuz? Yoksa yani paylaşırız ve güçlenir miyiz? Ne dersin? Çocuk korkmaz değil. Çocuk korkar. Yani şöyle düşünün. Siz küçükken Chucky'den korkmuyor muydunuz? Ben Chucky'den korkuyordum. Korkuyordum. Yani, acayip korkuyordum yani. Ben Chucky, ben bebekler odada olsun istemiyordum. Yani Chucky karakterini bugün de görseniz bugün de korkarsınız. Ama bu Chucky konuşulmasın demek mi? Anne babam benle konuşuyordu ya, Chucky diye bir şey var. Evet oğlum, ama bu gerçek değil. Yani bundan tabii ki de korkabilir çocuk. Ama bu gerçek değil. Bunu anlatmak, bunu onunla konuşmak gerekiyor. O yüzden şuna katılıyorum, bir anda hiç ortada böyle bir şey yokken konuşulmaya başlandı. Bunun eksi tarafı bu, çocuklar korkabilir. Artı tarafı şu, en azından veliler bilinçlenebilir, çocuklarını yönlendirebilir. Ben yine de konuşulması taraftarıyım.
İlkay Kumtepe bu oyun uyarı işaretlerini, oyunların uyarı işaretlerini aileler, öğretmenler ve çocuklar bilmiyor diyor. Biz bir vesile evet. olduk, bir kez daha duyurduk. Adı oyun olunca herkese uygun olduğu gibi bir düşünceye hakimler. Oyun sözcüğünün sıcaklığından olsa gerek bu yanılgı. Okullarda öncelikle öğretilecek işaretler bunlar olmalı. Bir kere de öğretmek yetmez, öyle bir kere de anlamıyoruz. O harfler şimdi uçtu gitti kafamızdan, defalarca göstermek lazım ve ailelerin de kontrol etmesi lazım bence. Murat Özkan Hocam demiş ki maalesef ortaokul çağı çocuklar arasında çok ciddi bir Fortnite salgını var. Ben de çok duyuyorum. Sohbetlerin büyük bir kısmı bunun üzerine dönüyor. Daha da kötüsü aileler çocuklarının bu sohbetleri de duyup gülüyorlar buna. Yani ah bizimki de Fortnite oynuyor diye. Göya yergiyle karışık, yergi yaparmışçasına aslında gizli bir örtük bir övgü, hayranlık ifadeleri kullanıyorlar. Bence ailelerin bu anlamda yani yasaklamaktan daha çok neden imtina ettiğini, neyi tasfiye etmediğini duruş olarak ortaya koyması da çok önemli. Hani yasaklıyoruz ama bir yandan da tasfiye etmemek değil mi? Sözcüklerinde, literatüründe, ev halinde bunları kullanmak. Evet. Bilmiyorum senin yorumun ne ama. Ailelere özellikle söylediğim şey şu. Çocuğunuz Fortnite'in yaşı kaçtı? 12 idi. 12-13 evet. Eğer 12 yaşında değilse, 12 yaşından daha küçükse, 10 yaşındaysa çocuğunuz ve çocuğunuzun arkadaşı Fortnite oynuyor diye sizin çocuğunuz Fortnite oynuyorsa bu yanlıştır. Ve yanlışa yanlış demek gerekir. Çocuğunuz yaşına uygun olmayan bir oyunu oynuyorsa bu yanlıştır. Çocuğunuza yanlış bir şey yaptırıyorsunuz demektir. Ama çocuğunuz arkadaşım oynuyor diye oynamak isteyebilir. Ama bu yanlış olmadığı anlamına gelmez. O zaman şunu yapmamız gerekiyor. Sevgili veliler, özellikle size sesleniyorum. Rehber öğretmen aracılığıyla çocuğun velisiyle ya da WhatsApp gruplarınız var, onları yine kullanın. Diğer çocuğun da velisiyle görüşün. Konuşun. Bakın bu çocuk yanlış bir oyun oynuyor. Sizinki de oynuyor, bizimki de oynuyor. İkimiz de istemiyoruz bu oyunu oynamasını. Başka çok güzel oyunlar var. O oyunları oynasın, bu oyunu oynamasın deyip iki tarafında kimler oynuyorsa oynamamasını sağlamak gerekiyor. Bu çok zor bir şey değil, imkansız da bir şey değil ama yapabileceğimiz bir şey. Işıl, sevgili Işıl Boyargül arka arkaya bir iki tweet atmış, hemen paylaşayım. YouTube Kids uygulamaları maalesef Türkiye'de açık değil demiş, kötü haber. Yine Google Search ile ilgili olan sorumuz üzerine demiş ki güzel bir kaynak paylaşmış. How to find out what Google knows about you and limit data it collects diye bir CNBC.com makalesi ve ardından da demiş ki Google yerine kullanabileceğimiz bir arama motoru DuckDuckGo.com, mottosu the search engine that doesn't track you diye de bir şeyi var, mottosu varmış. Bunları biz de retweetledik kendi hesabımızdan. Işıl'a da teşekkür edelim. Hani tekrar kendi hesaplarımızdan da duyuralım hepimiz. Biraz da bunları kullanalım. Yani sadece kötüyü yermenin bir anlamı yok. Senin dediğin gibi bak, iyi bir örneği ben de bilmiyorum. Enes Batur'ları biliyorum ama hadi bana iyi bir YouTuber dediğin zaman aklıma gelmiyor. Biz biraz iyileri çoğaltalım, iyileri konuşalım o zaman. Bir hocam demiş ki lise yıllarında bol bol bilgisayar oyunu oynadım. O dönem ve şu an tek bir faydasını dahi görmedim. Benim için kayıp yıllardı demiş hocam. Çocuğunu sofraya WhatsApp grubu aracılığıyla çağıran anne babalar var demiş Reyhan hocam. İletişimde sözler ve gözler yerini sessiz ifadeyle, harflerle kısaltılmış yazılı iletişime bıraktı. Konuşamıyoruz. Yakında herkes yalnızlığın kitabını yazacak demiş. Ben buna şöyle bir yorum yapıyorum derslerimde de. Sen ne dersin bilmiyorum ama bir tek çığlık atmamız gerektiği zaman sesimiz çıkıyor. Buna bu bir çığlık ama. Yani bu bir çığlık. Bu o yüzden konuşalım bunu yani. Evet, burada daha yüksek sesle olalım diyorum. Peki hani şimdi biraz oyunları konuştuk. YouTube'u konuştuk. Nasıl arama motorları örneklerine baktık. Bilgisayardaki tehditler ya da internet dünyasının tehditleri bu üç maddeyle mi sınırlı? Başka var mı? Daha çok var. Ben mesela Instagram'dan bahsetmek istiyorum. Peki biraz da sosyal medyadan. Tamam, evet. Sosyal medyadan bahsedelim. Ondan önce catfishing'den biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi catfishing dediğimiz bir şey var. Yani oltaya getirme. Hemen bu da bizim mutlaka bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Ya şimdi bunların, ya bu tarz canlı yayınların olması benim için gerçekten çok değerli. Çünkü hakikaten bunları açız. Bunlara da açız yani. Bunlara da biliyor olmak lazım. Bazı insanlar var, kendini başkaları gibi gösteriyorlar.
başka profil fotoğrafları kullanıyorlar. Başka biriymiş gibi davranıyorlar. Kendi hikayelerini oluşturuyorlar, arkadaşlar kuruyorlar ve bunların amaçları aslında cinsel istismar. Yani bir ilişki yaşamak istiyorlar, fotoğraflar almak istiyorlar, buradan tatmin oluyorlar. Ve de bazıları da para istiyor. Belki size de denk gelmiştir. Yani çünkü çok fazla var bu catfishing, oltaya getirme olayları. Bunları nasıl önleyebiliriz? Yani tamam var bunlar. Peki nasıl önleriz? Şimdi her arkadaşlık teklifine, özellikle çocuklarımızın, sosyal medya kullanan çocuklarımızın, bu arada ben geçen yine bir başka bir okulda seminerdeydim. Ortaokul öğrencilerin birçoğu sosyal medya kullanıyor. Instagram kullanıyorlar. Az sonra Instagram'dan da bahsedeceğim neler yapmamız gerektiğinde. Peki sen bu konuda bir araştırmaları falan hakim misin? Ya yaş sınırı var mı? Hani nedir? Hani şöyle beni bilinçlendir. 13'ten önce sosyal medya kullanılmamalı mı mesela? Ben o kadar katı değilim. Şöyle söylüyorum ben genelde. Sosyal medya kullansın ama kapalı bir alanda kullansın. Yani kendi alanında, kendi arkadaşlarıyla, kendi çevresiyle birlikte kullansın. Biz onu kontrol ettiğimiz müddetçe, sağlıklı bir sosyal medya kullanımı olduğu müddetçe ben sıkıntı görmüyorum. O zaman anne babada da kurulu olsun bir zahmet diyorsunuz. Aynen yani. Öyle. Yani profil fotoğrafını bakacak, kontrol edecek. Mesela stok foto mu değil mi? Tutarsız konuşmalar içerisine giriyor bu kişiler. Bir kere tanımadığı kişiyle kesinlikle konuşmaması gerekiyor. Konuşmayı da sürdürmemesi gerekiyor. Çünkü bazen ihtiyaçlarından dolayı çocuklar da işte anne babası çalışıyor, çok fazla ilgilenemiyor çocukla. Hadi oyun oynayalım diyor, hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım diyor. Anne baba sonra deyince o sevgiye ihtiyaç kalan çocuk mecburen o ihtiyacı gidermek için sosyal medyada bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyor. Ve konuşmaya başlıyor. Konuşmaya başladıktan sonra bu konuşmayı sürdürmemek gerekiyor. En azından başladın madem bunu sürdürme. Çünkü artık kişisel bilgiler paylaşılmaya falan başlanıyor. Ve gizlilik ayarlarını bu noktada çocuklarımızın mutlaka kontrol etmek gerekiyor. Sıkıntı gördüğümüzde de mutlaka rapor etmemiz gerekiyor. Instagram'a gelirsek, Instagram'da şöyle bir şey var. Hayatı kaçırma korkusu var. Özellikle çocuklarda da, bizlerde de var aynı şey. Yani bir şey oluyor orada ve biz bunu kaçırıyoruz. Ve sürekli ne oldu acaba diye kontrol etmek istiyoruz. Bazen o kadar iniyoruz ki aşağıya ya da bazen storylerde o kadar çok geziniyoruz ki artık sürenin nasıl geçtiğini de fark etmiyoruz. Bu noktada süre kontrolü kesinlikle çok önemli, değerli. Ama sosyal medyaya varınca iş sürenin ucu biraz kaçabiliyor. Bu noktada teknoloji anlamında yani belli bir süre verip çocuklara ya da belli bir kota verip bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bunun yanında birileri gibi yaşamak istiyor çocuklar ki ünlü bir sürü karakterler var. O karakterlere benzemeye, onun gibi yaşamaya çalışıyorlar. Ama sıkıntı şu, bu sefer kendi paylaşımlarında beğenilmeme. Niye beni beğenmiyorlar? Arkadaşım şu kadar beğeni aldı, ben niye bu kadar beğeni almadım? Onun fotoğrafları daha güzel, demek ki ben de öyle fotoğraf çekersem benim de daha çok like'ım olur. O zaman beni de daha çok beğenirler. Ben yetersiz miyim, ben kötü müyüm, ben şöyle miyim diye güven eksiklikleri ortaya çıkmaya başlıyor. Şu hedonist yaklaşım diyoruz ya hani evet. Böyle kendini tatmin etmeye çalışan, kendini zevk temelli işler yapıyoruz. Tabii bunlar da çok bu anlamda sağ olsunlar işe yarıyorlar. Evet, zaten yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Instagram'ın en çok kişinin kendini mutlu etmeye yönelik işe yarayan uygulamalardan biri olduğunu, ancak en çok mutsuzluğa da neden olan şeylerden, uygulamalardan biri olduğu söyleniyor. Burada çocuklara tavsiyem, velilere tavsiyem direct message, yani DM'den yürüyor falan diyorlar ya çocuklar. Evet. Direkt mesajları sınırlamak gerekiyor. Yani sizin izninizin olmadığı, kimsenin size mesaj atmamasını sağlamak gerekiyor. Bir kere şu çok önemli, seminere gidiyorum. Seminerden sonra çocuklar beni ekliyor. Bir bakıyorum profil fotoğrafları her şey açık. Her şey açık ya. Çocuk ne yapmış, ne etmiş, her şeyini görebiliyorum. Çocuğunuz varsa lütfen gizli hesap kullanmasına özen gösterin. Yani profili, bütün fotoğraflar herkese açık olmasın. Yine Instagram'da uygun olmayan yorum diye bir seçenek vardır. Onu aktif hale getirin. O ayarlar, gizlilikte bir sürü ayar var. O ayarların hepsine tek tek bakmalarını rica edeceğim. Özellikle velilerden. Ama maalesef o ayarları biz çok hızlı geçiyoruz. Görmezden geliyoruz o ayarları. Halbuki Türkçesi de var değil mi artık? Hani eskiden sadece yabancı dilde ama artık Türkçesi de var bunların. Tabii hepsi var zaten. Ama ayarlara bakmamaya genelde tercih ediyoruz. Ne ayar varsa onunla devam edelim diye düşünüyoruz. Yaptığımız en büyük yanlışlardan bir tanesi de o. Evet. Gerçekten çok da mesaj geliyor.
iyi YouTuber örneklerini paylaşmakta fayda var deyip Murat Özkan hocam, ben de çocuklarım için araştırırken bulduğum yararlı kanallardan biri demiş, Basfi ile Deneysel Bilim diye bir YouTuber'ı paylaşmış. Evet, böyle yapalım. Yani böyle bir kampanya yapalım. Lütfen şunu yapalım. Yani şu yayınla itibaren sizler, hani yayını izlerken, bizler de yayından sonra hocam, sen, Kerim, ben, Yağmur, Müge, artık hani bütün ekip, ne kadar iyi şey buluyorsak, varsa bildiğimiz, deneyimlediğimiz, onları paylaşalım ki bu iyiler çoğalsın ve iyiler öne çıksın. Oyunlarda da bunun oyun olduğunu yani unutmamak ve hani yanlışa da yanlış demek çok önemli. Anladım. Doğru anladıysam eğer, sen evet, diyorsun ki yani eğer içeriye bak, yanlışsa burada öyle ama çocuğum, ama oyun oynasın, ama dünya, ama gelecek falan, 21. yüzyıl falan derken biz yanlışa yanlış demekten imtina eder hale geldik. Ece hocam, son bir konu bu. Konuşulmuyor ama yapılıyor. Sexting geçiyor. Cinsel içerikli mesajlaşma. Hiç konuşulmuyor. Ben size çok net söylüyorum. Kimse konuşmak da istemiyor. Ama çocukların çok sık yaptığı bir şey. Ortaokul ve lise öğrencileri çok fazla yapıyor. Kendilerini açık şekilde bir şekilde, bazen bu yazı, bazen resim, bazen de video paylaşımı. İnternette, sosyal medyada, şurada burada, yani çocuklar sevgiliyken, iyi iki arkadaşken birbirleriyle yazdıklarını, birbirlerine resim olarak gönderdiklerini ya da video olarak gönderdiklerini ayrıldıktan sonra internette, orada burada, sosyal medyada, kendi WhatsApp gruplarında paylaşmaya başlıyorlar. Ve maalesef çocuklar bunun suç olduğunu bilmiyor. Maalesef bunun suç olduğunu bilmiyorlar. Yasal bu, bir suç. Evet, bunu söyleyelim. Evet. Aynen. Türk Ceza Kanunu 225. maddesi. Teşhircilik suçunda çocuklar yargılanabiliyor. O yüzden 18 yaş altı için zaten bu yasal bir şey değil. Ve ekran görüntüsü alıp hemen başka bir yerde paylaşmak çok kolay. Bütün Instagram paylaşımlarında, WhatsApp paylaşımlarında, Twitter, neyse artık nereden çocuklar mesajlaşıp birbirleriyle iletişim kuruyorlarsa, lütfen diyorum, lütfen dikkatli olsunlar. Anne babalar çocuklarıyla bunu da konuşsunlar. Bakın, Türkiye'den olaylar bunlar. Kızla oğlan liseye giden sevgililer, ondan ayrılmak istiyor. Ayrıldıktan sonra birbirinin çıplak fotoğraflarını orada burada paylaşıyorlar. Ondan sonra da yasal süreçler başlıyor. Çocuk tabii ki okul değiştirmek istiyor, kız çocuğu. Oğlan çocuk da disiplin cezası alıyor, okuldan atılıyor ve teşhircilik suçundan dolayı yakalanıyor. Buradaki sıkıntı şu, çocuklar bunun suç olduğunu bilmiyor. Maalesef çocuklar bunun suç olduğunu bilmiyor. Bu noktada aslında çok dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi şu. Bu çocukların hayatları bir günde değişiyor. Bir günde çocuğun hayatı değişiyor. O noktada çocukların artık çektikleri fotoğrafların, aldıkları ekran görüntülerinin bile kendi üzerlerinde sorumlulukları olduğunun mesajını kesinlikle vermek gerekiyor. İşin en kötü tarafı ne biliyor musunuz Ece hocam? Sıkıntı, daha büyük sıkıntı şu. Bu çocuklar bu fotoğrafları birbirleriyle paylaştıktan sonra, özellikle kızlar, bu fotoğraflardan dolayı tehdit ediliyor. Şantaj yapılıyor yani bu kızlara. Bak, bana bu fotoğrafları attın, ben ne istersem yapacaksın. Yapmazsan bu fotoğrafları internette yayarım diye şantaj yapılıyor. Annene söylerim, babana söylerim. Aynen öyle. Söylerim. Annene söylerim, babana söylerim. Bak, rezil olursun falan. Şimdi bu noktada velilere soru şu. Böyle bir şeyle karşılaştığında sizin çocuğunuz, Allah korusun, bunu gelip size mi anlatsın istersiniz? Yoksa bunu o kişi kimse, o kişi ne derse onu mu yapsın isterse? Maruz kalıp altında ezilsin mi? Şimdi bu noktada şunu kesinlikle velilere söylemem gerekiyor. Çocuğunuzla, çocuğunuzu karşınıza alın, ciddi ciddi konuşun. Bak oğlum, kızım, böyle şeyler varmış. Ben bunları duydum, öğrendim. Bunlar olabilir, sen yapmıyor olabilirsin. Ama bir gün bir açıklıktan, bir ihtiyaçtan, şuradan buradan bununla karşılaşabilirsin. Yapabilirsin. Belki yapmışsındır da, bilmiyorum. Ama böyle bir şeyle karşılaşırsan ve bu iş buraya gelirse, sen benim oğlumsun, sen benim kızımsın, sen benim her şeyimsin ya. Benim senden daha değerli bir varlığım yok. Bunu ilk gelip bana söylemelisin. Bunu senin gidip yapmanı istemem ben. Ben seni çok seviyorum. Ben senin her zaman yanındayım ve yanında olmaya devam edeceğim. Ama ne olur böyle bir şey olduğunda gel bana anlat, bizle paylaş, biz de gerekli önlemleri alalım.
Özgür Boza şey demiş, çocuklara güvenin yeter demiş. Dedektifliğe gerek yok, onlarla arkadaş olun, yasakları bile birlikte kovalayın, birlikte olun yeter, yasakları bile birlikte delin demiş. Yani şimdi tabii bu böyle yazarken güzel oluyor ama bunu yanlış bir mesaj olarak da gitmesini istemiyorum. Tabii ki birlikte senin dediğin gibi her şeyi konuşacağız ama bir yandan da sınır koymadığımız bir çocuk nasıl davranışsal modda anlatırken bu işleri, sınır koymanın çocuğu mutlu ve güvenli büyüttüğünü anlatıyorsak, benim bu programdan anladığım bu alanda da sınırlı ve sarsılmaz bir otoriteyle bir bilen insan olarak çocuğa kendinizi kabul ettirmeniz gerekiyor anne ve baba olarak. Ben buna izin vermiyorum. Bu bizim literatürümüzde yok. Sen bunu kullanamazsın. Bu senin yaşına uygun değil laflarını herhalde biraz sık kullanıp onun da bu anlamda sorgulama kasını geliştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Peki okullara ve öğretmenlere düşen görevler? Şimdi öğretmenler, sınıf öğretmenlerine sesleneyim özellikle. Yok, ondan önce okul öncesi öğretmenlerine sesleneyim. Evet, oradan başlayalım. Benim öğrencilerim de izliyorlar. Bugün ders yaptık onlarla. Okul öncesi öğretmen olacaklar. Onlar da ne olur dikkatle dinlesinler. Önce onlar. Çok basit ya. Yani gidecekler yarın. Çocuklara şunu soracaklar. Eve gittiğinizde ne yapıyorsunuz? Tabletle neler yapıyorsunuz? Hangi kanalları izliyorsunuz? Hangi oyunları oynuyorsunuz? Bir anlatın bakalım. Ve çocuklar inanın o kadar saflar ki her şeyi anlatıyorlar. Her şeyi ya. Ne yapıyorlarsa, ne oynuyorlarsa, hangi kanalı, hangi programı izliyorlarsa hepsini anlatıyorlar zaten. Bu noktada da bunları listeleyecekler. Hepsini alacaklar, yazacaklar, not alacaklar. Sonra bunları oturup araştıracaklar. Burada ne varmış, ne yokmuş diye. Şimdi çocuklar kendi aralarında bir dil oluşturmaya başladılar. Ben size mesela onu da göstereyim. Çocuklar bunları konuşuyorlar bakın. Biz tabii çocuk dilinde NBR'de kaldık hani öyle hani hala bizim anlattığımız öyle NBR falan. Bu başka bir dil var herhalde değil mi? NBR'yi geçtik anladığım kadarıyla. Şimdi ben mesela bu slide'ı açıyorum. Velilere diyorum ki kimler hepsinin ne anlama geldiğini biliyor diyorum. Vallahi, ya da öğretmenlere gösteriyorum. LOL dışında hiçbir şey bilmiyorum diyorum yani. Genellikle hepsi oyun içeriği. Ben oyunla hakim olduğum için. Evet, sosyal medya dili var. Ya şu an çocuklar böyle konuşuyor. Bak SS aldın mı diyor. O ne ya? Drop diyor. Burayı lootladım diyor. Bak moblar karanlıkta spawn oluyor. Haberin var mı diyor. Sen atayım mı diyor. Zon geliyor. Dikkatli ol falan diyor. Bunlar çocukların konuştuğu değil. Şimdi çocukların konuştuğu dile yaklaşmak gerekiyor. Çocuğun dilinden konuşmak gerekiyor. Ve onu anlamak gerekiyor. Ben bilmem, ben anlamam, ben hiç oynamıyorum oyun zaten. Ben ne anlarım oyunlardan dememek gerekiyor. Hem ebeveyn olarak hem öğretmen olarak. O yüzden lütfen gidin çocuklarla konuşun. Ne yapıyorlarmış, ne oynuyorlarmış hepsini tek tek öğrenin diyorum ben. İlk yapmaları gereken şey bu. Ve onlara içeriklerini eğer öğretmenler incelerlerse o zaman yönlendirebilirler. Çünkü öğretmenlerimiz aslında kendilerinin ne kadar önemli bir role sahip olduklarını bilmiyor. Onlar eğer ben şu oyunu oynuyorum bak bu oyun çok güzel derlerse o oyunu o çocuklar oynar. Ya da belki o sınıfta o oyunla ilgili olarak yani konuşmaları bu demin senin gösterdiğin konuşmalardan alıp işte ne bileyim kendi doğru oyunun literatürüne çevirmek değil mi? Bir öğretmen. O zaman ben Ela'nın öğretmeni oyun oynuyor diye kızmayayım doğru mu? Anladım. Hayır. Oynadığı oyun. Kızmak yok. Oynadığı oyunun içeriği çok önemli işte. Yaşına uygun olan oyunları oynuyorsa özellikle çocukların da oynayabileceği çok güzel oyunlar var bu arada. Ben size oyunlardan da aslında göstermek isterim vaktimiz varsa. Hadi var. Uzattım 5 şimdi dakikada. Teşekkür ederim. Şimdi mesela ben diyorum ki eğer hiçbir şey bulamıyorsanız kutu oyunu oynayın diyorum ya. Kutu oyunu. Yani evde baktığınız herkes teknolojiyle ilgileniyor. Açın bir kutu oyunu oynayın. Eskiden oynadığınız oyunları unutmayın. Bakın 5 taş oyunu var burada. Kim oynuyor çocuğuyla 5 taş oyunu ya? Ama eskiden hep oynadık. Çok bir şey soracağım Yavuz sen oynuyor musun? Tabii oynuyorum. Çok güzel bir oyun ya. Çok kaliteli bir oyun yani. Bom oyunu mesela. Bom oyunu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5 bom değil yani. Kağıtlarla oynanan bir bom oyunu vardı. Hatırlıyor musunuz? Elden ele kağıtları değiştiriyorduk. 4 tane kağıdı aynı yapmaya çalışıyorduk. İlk yapan bom diyordu. Ya inanılmaz kaliteli bir
oyundur. Ve istediğiniz şeyleri yazın, beraber oynayın. Çok da güzel vakit geçirirsiniz. Yani şuradaki resimlerde en şiddetlisi adam asmaca, hani şiddetlerini adam asmaca. Bu da yani ne kadar masum kaldı yer anlattıklarının içinde. Ya restoranlarda çocuğun eline telefon vereceğine yaz, hemen orada kağıtlarını hazırla. Hemen bir bomba oyunu oyna, bir şey oyna ya. Yani vermek zorunda değilsin. Aslında onu veren sensin. Ben şunu söylüyorum hatta, birçok yerde de geçiyor, çok seviniyorum, mutlu oluyorum. Aslında hiçbir çocuk teknoloji bağımlısı olmak istemez, teknoloji istemez. Çocuk sizle vakit geçirmek ister. Ama o teknolojiyi bize, onda o çocuklara veren aslında biziz. Kaliteli vakit geçirmesi gerekiyor anne babanın çocukla. Bunun haricinde güzel oyunlarımız var. İşte Super Mario'nun oyun yapma oyunları da var. Bakın E yazıyor üzerinde. Lego'nun oyunları var 10 yaş üstü için. Vücudumuzu kullandığımız Kinect oyunları var. Bunu da bayağı dans ediyorsunuz falan yani. Fiziksel oyun oynuyorsunuz aslında. Araba yarışı oynayacaksa üzerinde E yazan oyunlar var. Simülasyon oyunları var 13 yaş üstü için. Bu yandaki bütün becerileri geliştiriyor. Minecraft oynasınlar çocuklar. Özellikle yaratıcılık modunu oynasınlar Minecraft'ın. 6 yaştan itibaren bile oynayabilirler diyorum ben yaratıcılık modunu. Ama survival yani hayatta kalma modunu 10 yaş üstü oynayabilir diyorum. Roblox var. Gene Minecraft'a çok benzeyen bir oyun. Lego'ya da biraz benziyor. 7 yaş üstü için. Ateş ve Su çok güzel bir oyun. Problem çözme ve 2 kişi aynı anda oynanıyor. Civilization, Age of Empires gibi tarihe yönelik, sosyal bilimlere yönelik oyunlar var. Türkiye'den bir firma var, MentLab. İçerisinde 60-70 tane oyun var. İndirsin çocuklarınız, oynasınlar içeride. MentLab'ı ben de tavsiye ederim. Ben akşamları kendim de oynuyorum yatmadan evvel. Aynen, bu 5 tane alan var. O 5 evet. Alana yönelik bir sürü oyun var içeride. Aslında ben training de gibi bir şey. Kendini geliştireceğim oyunları, yani zihnini geliştireceğim oyunlar var. Aynen, ben kendi oğluma şey diyorum mesela, tablet süresi bitince, tablet oynayabilir miyim baba deyince, ben oğlum mental up oynayacaksan oynayabilirsin diyorum. Dolayısıyla kaliteli içerik diyoruz ya, işte çocuğu kaliteli içeriğe maruz bırakmak istiyorsanız bu tarz oyunlarla bırakabilirsiniz. Ama bir web sitesi söyleyeceğim. İşte Plants vs. Zombies var, Pac-Man var, Fruit Ninja var, Kafa Topu var, Subway Surfers var, Red Bull var. Şu web sitesine girsinler, Common Sense Media. Bu web sitesine girince bakın burada yaşlar var. Bu yaşlara göre en iyi oyunlar, en iyi filmler, en iyi uygulamalar, en iyi web siteleri diye kategorilendirip oradan çocuklarına, hem veliler hem de öğretmenler çocuklarına oyun önerilerinde bulunabilirler. Bunlar sadece Common Sense Media'da da yok. Bunlar Apple Store'da da var. Buradan kaliteli oyun önerilerini öğretmenler verebilir. Google Play Store'da da var bunlar. Ve bunlar bütün oyunların üzerlerinde zaten yer alıyorlar. O yüzden öğretmenlere bir tavsiyem de bu. Kaliteli içerikleri siz çocuklarınıza biraz da sunun. Yani Dodo diye bir oyun varmış mesela. Tekne üzerindeki işlemleri yapıp karşıdan karşıya geçiyorlarmış oyuncular. Hem de 4 işlemi zihinden yapma pratiği yapıyormuş. Hocam öğretmenlerimiz paylaşmaya başladılar. Veliler de destek veriyorlar. İyi şeyleri çoğaltacağız gibi galiba bu gece. Başka zaten, neler var senin cebinde? Zaten Ece hocam, yani burada biz kötüleri kötülediğimiz yeter. Biraz artık iyileri konuşalım istiyorum. Yani biz kötüler tamam varlar. Biz bunları bilelim. Kötüler var tamam. Ama iyileri ön plana çıkaralım. YouTuber'larda da aynı şey geçerli, oyunlarda da aynı şey geçerli, Instagram'da bile aynı şey geçerli. İyi olan Instagrammer ya da Instagram fenomenlerine üye olursanız onların içerikleriyle karşılaşırsınız. Bunda hiç kötü bir şey yok. Yani aslında burada içerik çok değerli. Televizyon için de aynı şey. Yani akşam televizyon karşısında geçince haber kanalı seçiyorsunuz değil mi? Herkesin kendi izlediği bir haber kanalı var. O zaman çocuklar için de doğru haber kanalı, yani doğru içerikleri yine bizim seçiyor olmamız, hatta onları yönlendiriyor olmamız gerekiyor. Başka önlem alınması gereken bir şey var mı? Yavaş yavaş sona geldik de hani şunu da atladık, atladık demeyelim. Ne var dedin? İlginç. Çizgi filmler var. Çizgi filmler, evet. Adı sözde çizgi film olan çizgi film kanalları var. İçerisinde çizgi film yok aslında. Ama çizgi film... Çizgi şiddet var. Evet, yani bunu da artık seçiyor olmamız gerekiyor. Yani yine sinemada gerçekten ya değil
artık o kadar da değil dediğimiz, orada da yaş içerikleri var. Onları da lütfen kontrol etsinler, baksınlar. Ama özellikle velilere şunu söylemek istiyorum. Ben bu karikatürü de çok seviyorum. Hemen onu da göstereyim. Eve gittiklerinde velilerimiz lütfen, bakın çok güzel bir karikatür bu. Benim için çok anlamlı. Eve gittiğinizde telefonunuzun sesini de titreşimini de kapatın. Ekranını da çevirin, koyun bir kenara. Emin olun ailenize daha fazla vakit geçirdiğinizi fark edeceksiniz. Bir baba telefonunu bırakmış. Ve aile babaya koşuyor bakın. Telefonunu bıraktın diye. Maalesef çocuklardan en çok duyduğum şey ne biliyor musunuz seminerlerde? Biz anne babamızla oynamak istiyoruz, beraber vakit geçirmek istiyoruz ama onlar ya telefonlarıyla uğraşıyorlar, ya televizyona bakıyorlar, ya da kendi işleri güçleri oluyor diyorlar. Sokağa çıkmayan çocuklar evde mecburen sizlerle vakit geçirmek zorundalar. Ya da bu teknolojik aletlerle vakit geçirmek zorundalar. Bu noktada lütfen, lütfen çocuklarınıza sonra demeyin. Oyun oynayacaksa oynayın. Sizle beraber bir şey yapmak istiyorsa yapın. Çünkü çocuklar zaten bunu istiyorlar. O noktada lütfen mümkün olduğunca çocuklarınızla da vakit geçirmeye çalışın. Ve kaliteli içerikler sunalım. Burada da bir sürü kaliteli içerik gene ben öğretmenlerle ve velilerle paylaşıyorum. Bunların da ekran görüntülerini alıp istedikleri gibi kullanabilirler. Zor bir soru daha sorayım mı? Süre geçti. Tabii. Ama bunu sormazsam eksik kalacak. E-spor. Ha, güzel. O da var. Bu ne? Ona da çalışmıştık diye. Yani hani süreyi açtığımızın farkındayım Kerim'cim ve sevgili Müge biliyorum. Ama gerçekten 9 yaşında bir kız çocuğu annesi olarak bunlar benim çok ilgimi çeken konular. Hakikaten e-spor. Biraz e-spor bir konu olduğu için bence de uzamasında hiç şey yok. Tamam, süper. Umarım da bir uzmanımızdan dinlemek çok güzel olacaktır. E-spor, elektronik spor. Evet. Yani artık yani şu an dünyada en çok izlenen spor hangi spordur sizce Ece Hocam? Futbol değil midir hani bizde? Futbol, bravo. Dünyada en çok izlenen şey spor, futbol. Şampiyonlar Ligi finali milyarlarca insan tarafından izleniyor. Evet. Sonra hangi spor geliyordur sizce? Sonra şimdi hani böyle çok basket değil o zaman demek ki bunu sorduğuna göre. Normalde basketbol var. Hadi ben öyle öyle düşünmüşüm ama tenis mi? Dünyada futboldan yok. Sonra en çok izlenen spor elektronik spor. Milyonlarca çocuk, milyonlarca genç izliyor ve yaş kitlesi sadece küçük çocuklar da değil yani 34-35 yaşına kadar çıkıyor. Büyükler de izlemeyi çok seviyor. Şimdi bu yanlış değil. Önce onu söyleyelim. Neden yanlış değil? Çocuklar oynamayı sevdikleri kadar oyunun nasıl oynandığını da izlemeyi seviyorlar. Peki. Şimdi buradaki asıl dikkat edilmesi gereken husus şu. Oynadıkları oyunun içeriği gene uygun mu değil mi? Bu çok önemli. Bir. İki. Bu içeriği sunan kişi doğru dil kullanıyor mu? Yani içerikli küfür. Çünkü şu an çocukların küfrü en çok öğrendikleri yer YouTube. Çünkü bunların anlatılması da çocukların çok hoşuna gidiyor. Çünkü çocuk oynamıyor. Başkasının nasıl oynadığını izliyor. Yani bizim sokakta işte lastik oynuyoruz mesela. Lastik oynamak da çok eğlenceli ama başkasının nasıl lastik oynadığını izlemek de çok eğlenceli. Çocuğun sokağı olmadığı için bunu evde dijital araçlarda yapmak istiyor. Dolayısıyla kendi oynadığı oyunun başkaları tarafından nasıl oynanıldığını izlediği için e-spor şu an Twitch gibi kanallar sayesinde milyonlarca izlenme oranlarına ulaştı. Ve Türkiye'de de İstanbul'da Sinan Erdem'de her sene e-spor turnuvaları yapılıyor. 15 dakikada 25 bin kişilik bilet satılıyor. 15 dakikada hemen satılıyor biletler. Uygun ve herkes gidebiliyor, herkes olabiliyor, herkes e-sporcu olabiliyor. Öyle bir şey ki siz de gerçekten iyi oyun oynuyorsanız, dijital oyun ki oynuyorsunuzdur büyük ihtimalle gençseniz, ben de e-sporcu olabilirim diyorsunuz. Ama soru şu gençlere, bunu kaç yaşına kadar yapacaksın? Kaç yaşına kadar iyi olabilirsin? Kaç yaşına kadar bu e-sporu devam ettirebilirsin ve bunu gerçekten meslek olarak mı yapmalısın? O noktada üniversitelerin bu işe girmesi beni çok sevindirdi. Hatta ilk giren Bahçeşehir Üniversitesi oldu. E-spor oyuncularına burs verdik biz. Neden? Çocuk okusun, bir yandan da e-sporunu yapsın.
kötü bir şey mi? Değil. Profesyonel olarak yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Öbür türlü Türkiye'de yapılış şekli şuna dönüşüyor. Ben e-sporcu olacağım anne. O yüzden ben şu an oyun oynayacağım. Kaç saat? 14 saat. Nasıl? 14 saat oyun oynuyor çocuk. Başından hiç kalkmıyor. 6 saat, 7 saatle başlıyor. Uyumuyor. Bu sefer ne etkileniyor? İşte okul hayatı etkileniyor, ödevler etkileniyor, akademik hayatı etkileniyor, spor etkinlikleri etkileniyor. Arkadaşlarıyla dışarı çıkmak yerine evde kalmayı tercih ediyor. Bu sefer de bağımlılığa doğru gidiyor. Peki ben burada başka bir kapı açacağım. Şimdi benim geçen yıl Marmara Üniversitesi'nden öğrencim olan, beden eğitimi bölümünden öğrencim olan sevgili Ömür izliyorsa da buradan selam ederim. Her zaman benim başka derslerime de girer gelir ve diğer öğrencilerime de hep şunu anlatır. Benim de kafamı çok açmıştır bu konuda. Bakın der ki okullardaki dersin adı beden eğitimi dersi. Çünkü aslında spor herkes yapmaz. Yapmamalıdır da zaten. Yani spor başka bir şeydir. Ama herkes beden eğitimi yapabilir. Beden eğitimi çok önemlidir. Çünkü sporda rekabet vardır. Kazanmak, kaybetmek vardır. Ama beden eğitiminde bu yoktur. Eğlenmek vardır. Bedeni güçlendirmek vardır. Kazanmak ve kaybetmenin yerine o yolculukta keyif almak vardır. Ya da hani grup halinde bir şey yapmak vardır der. Biz bu e-sporları beden eğitiminden çok daha tabii yani sonuçta bir bu orada da bir meydan okuma var. Orada da bir kazanma ve kaybetme var. Ama beden eğitiminden çok daha uzaklaştırılır. Değil mi? E-spor dediğimiz şey böyle değil. Hani çok da bilmiyorum ama hani biz bugün bağıra bağıra şunu söylememiz gerekirken yani Ömür bana söylediği zaman çok uyandım, aydınlandığımı hissettim açıkçası ve her yerde anlatıyorum. Bakın beden eğitimi öğretmenlerine de hep söylüyorum. Diyorum ki ders beden eğitimi dersi. Spor dersi değil. Her fırsatta çocukları yarıştırmayalım. Her fırsatta iki takımı ayırıp hadi bakalım oynayın, kazan kaybet. Onu hepinize çikolata alacağım diyerek adaleti sağlamıyorsunuz. Aslında yaptığınız şey yani hani kaybedene de bir şey alarak değil, aslında sen bütün süreci kaybediyorsun. Bütün bir saat ya da iki saatlik oyunu kaybediyorsun diye düşünüyorum. E-sporda da böyle bir risk var mı hocam? E-sporda çocuk tamamen bilgisayarın başında vakit geçirdiği için aslında dijital bir oyunu oynayarak spor yapıyor. Ama yani, kaybediyor yine değil mi? Kazanıyor ve kaybediyor. Oyun var. Süreçte. O oyunda karşılıklı olarak kaleleri almaya çalışıyorlar. Ve bir grup kazanırken bir grup kaybediyor. Dijital bir oyun. Yine yani rekabet var yani. Işte. Evet. Kimisi buna spor değil diyor. Ama kimisi de şunu söylüyor. Satranç nasıl bir sporsa diyor. Bu da bir spor diyor. Formula 1 nasıl bir sporsa bu da bir spor diyor. Sonuçta Formula 1'de de araba yarışıyor. Aslında sen yarışmıyorsun. Ama bu şey, oynadıkları LOL gibi oyunlarda da işte ne var? Senin karakterin yarışıyor senin adına. Sen karakteri yönlendiriyorsun. Dolayısıyla o da bir spor olduğu söyleniyor ve o anlamda haklı olabilirler. Onlara çok girmeye gerek yok ama bunu bir kariyer olarak düşünüyor çocuklar. Asıl sorun burada diyorsun. Bilgisayarın başında var olmak, sürekli orada kalmak bu çocukları etkiliyor. Şimdi profesyonel e-sporcuları bir gününü hemen hızlıca anlatayım. Sabah kalkıyor, kahvaltısını yapıyor, spor yapıyor, bilgisayarın başına oturuyor, oyun oynuyor. Kalkıyor, arkadaşlarıyla sosyal etkinlik yapıyor. Geliyor tekrar oyun oynuyor. Yemeğini yiyor falan. Ondan sonra arkadaşlarıyla yine sosyal etkinlikler yapıp yatıp uyuyor. Zaten böyle bir şey olduktan sonra herkes e-sporcu olsun, ben çok takılmıyorum buna. Fiziksel etkinliği olsun, sosyal etkinliği olsun, işi olsun, hayatı, kariyeri olsun. Sıkıntı yok zaten. Her şeyi dengeli bir şekilde yapmak gerekiyor. Profesyonel e-sporcu, e-spor oyuncuları da bunu yapıyorlar. Doğru olan da bu zaten. Bu şekilde olması gerekiyor. Evet. Peki. Süremizi hayli aştık ama çok güzel konulara değindik. İki tane temel şey aklımda kalan, dönüp dönüp izlenecek bir yayın yaptık. İyi ki tarihe yazıyoruz biz bunu. İyi ki YouTube kanalımızda kaydediyoruz ve YouTube kanalında paylaşıyoruz. Dönüp dönüp bakabileceğimiz, slaytlarına bakabileceğimiz bir yayın oldu. Ama iki tane temel şey. Bir, bu alanda da her zaman olduğu gibi kontrol etmek. Yani onların çocukların çocukluk şapkalarını, ebeveynlerin de ebeveynlik şapkalarını sahiplenmesi ve kontrol elden bırakmamak çok önemli. Yanlışa yanlış demek çok önemli bence. Bunu not aldım kendime. Çünkü yanlışa yanlış demek için de içeriği bilmek gerekiyor. Aynen. Bilmediğimiz bir şey hakkında atıp tutamayız. Yani demin sen oraya koyduğun örnekleri, o kelimelerin ben hiçbirini bilmiyorum. Hangileri iyi, hangileri kötü bilmiyorum. Bilmemek ayıp değil. Bunları öğrenmemek, aynen, bunlara efor harcamamak ve bunlara rağmen çocuk büyütüyorum diye böbürlenmek bir günah bence. Ya da öğretmenim demek de aynı günaha.
ortak olmak demek. Dolayısıyla öğretmenlerin hemen şapkalarını düzeltmeleri, anne ve babaların hemen şapkalarını düzeltmeleri ve bu anlamda otorite olmayı, otorite gücünü üzerlerine almaları gerekiyor. Ben bunu anladım. Okullara ve öğretmenlere görevler düşüyor. Tabii ki teknik şeylerini yapacaklar, bütünlemelerini yapacaklar. Ama çocuklara doğru kelimeler kullanmayı, doğru oyunlara yönlendirmeyi, bu anlamda yaptıkları ile ilgili olarak da aileleri bilgilendirmeyi unutmayacaklar. Doğru mu anlamışım özetle? Bravo, çok güzel. Okullara ve öğretmenlere düşen görev de tabii yani şey en kolayı. Bunu anladım yani işte bir takım sınırlar koyuyorsun, işte firewall'lar geliştiriyorsun. Bunu yapamayan okul yok gibi herhalde. Zaten Türkiye'de bunu yapıyor kendi kendine. Ama bizim içeriği kontrol etmemiz, çocukların olduğu alanda boy göstermemiz ve onları doğru alana çekmemiz gerekiyor. Ben bugün bunu anladım. Minecraft oynamaya başlayacağım. Ben zannediyordum ki onlar oynasın yeter. Bana da pek bir saçma geliyor o küp küp şeyler ama. Siz oynamak zorundaysınız. Beraber oynayabilirsiniz. Onun oynamasını da izleyebilirsiniz bu arada. Şaka yapıyorum. Bu arada sevdiğim bir oyun. Hani şimdi atıp tutayım dedim biraz ama diğerlerine de başlayacağız. Hani ben de oyun oynamayı seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yani Civilization'la büyüdüm desem yeridir. O küçücük bir koloni alıp uzaya fırlatmak kadar en zevkli bir şey yok. Bir yılda bitse de. Ama işte doğru içerik ve o alanda doğru jargonu iyi bilmek çok önemli. Çok dinlettik kendimizi ama seni ağırlamak benim için çok keyifliydi. Sevgili Müge yine imzasını attı yayınlara gerçekten. Biz bu zamana kadar bunu keşfetmemiştik. Yani bu işin engine tarafı, mühendislik tarafı da ne kadar önemliymiş. Çünkü yayını yapmak yetmiyor. O yayını çok insana ulaştırmak gerekiyor. Yine Twitter listesinde en çok izlenenler, en çok okunanlar listesine girdi EGT yayın. Müge'yi buradan tebrik ediyorum. Hem yazdı hem şey yaptı. Ulaştırmak için, çok insana ulaştırmak için güzel bir engine moderatörlüğü yaptı. Kerime çok teşekkür ediyorum. ETZ ekibi arkada çok güzel bilgiler de paylaştılar. Kerim yalnız değildi bu gece. Bütün ETZ ekibi ona destek verdi. Seni her bulduğumuz yerde takip edeceğiz. Instagram'da sen herhalde böyle bu tip içerikleri paylaşacaksın. Değil mi? Paylaşmaya devam edeceğim. Herkese Instagram adresini istersen paylaş. Herkes seni takip etsin bu anlamda. Şuradan hemen paylaşayım. Yavuz Samur benim Instagram'ım. Çok kullanıyorum da. Ve komik de bir adamsın yani hakikaten. İçeriklerde paylaşmaya başladım. YouTube'da var, Instagram'da var, Twitter'da var. Hepsini kullanıyorum. Hepsinden paylaşmaya çalışıyorum. Takip etsinler lütfen. Takip ettirsinler aynı zamanda. Çünkü hakikaten dediğiniz gibi kaliteli içerik çok önemli burada. Doğru içerik çok önemli. İşte doğru içeriği nereden bulacağız? Birbirimize sorup bulacağız. Aynen. Evet. Peki sinek kovalamaya da devam edeceksin o sarı zeminde anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ediyoruz. Yorduk izleyenlerimizi de ama biz iyi bir şey yaptığımızı düşünerek bu gece yastığa kafamızı koyacağız. Haftaya salı yine EGT yayında buluşuncaya kadar hepinize hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar.